In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Merhaba efendim. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yine bir gecikmeli İngilizce mantık dersinde birlikteyiz. İnşallah Arapça mantık dersimizde de söylemeye çalıştığım gibi birkaç hafta sonra dönem bitiyor. Yaz döneminde daha düzenli, daha hızlı inşallah sizlerle birlikte olmaya, bu dersleri yapmaya çalışacağım. Bugün uzun olmayan, nispeten kısa bir bölüm sizlerle paylaşacağım, inşallah okuyacağız. Hemen ekran paylaşımında metnimizi açalım ve buradan devam edelim. Bildiğiniz üzere değerli arkadaşlar, okuduğumuz metinde şimdi argümanlarla ilgili hatırlayalım. Tümden gelin ve tüme varım metotlarıyla ilgili hem onların bilgi değerleri açısından üzerinde durmaya çalıştık. Hem de ne anlama geliyor, tümden gelim ne demek, tüme varım ne demek, bunları karşılaştırmıştık. Şimdi de belki bu husus, yani bugün dördüncü madde olarak okuyacağımız konu, önceki okuduğumuzdan önce de verilebilirdi. Müellifin takdiri böyle burada verdi. Çünkü bunu daha önce de bir münasebetle biraz konuşmuştuk. Belki orada hemen bir alt başlık olarak bu konuyu verseydi daha uygun olabilirdi. Tabii yazarlarımızın, müelliflerin tertip ve düzenlerine ilişkin kendi üslupları, yöntemleri var. Onlara da saygı duyuyoruz. Daha önce sizlerle paylaşmış olduğum, affedersiniz, üzerinde durduğumuz bir kavram var burada, statements kavramını biliyoruz. Bugün yeni bir propositions kavramıyla tanışacağız. Bunun karşılaştırmasını yapacağız. Yani şöyle söyleyelim, bir versus yapacağız. Statements versus propositions yapacağız. Peki hemen konuyu biraz zihnimizde netleştirerek hatırlayalım. Daha önce de üzerinde durmuştuk ve demiştik ki statements konusunu işlediğimiz bölümde bu statements ifadesi için ben zaten önerme diye sizinle paylaşmıştım. Ders notlarınızda var. Bu bir önermedir demiştik. Aslında yine o derslerimizde üzerinde dururken de dikkatlerinizi çekmeye çalıştığım gibi statement ifadesi normal olarak bildirimsel ifadeler, yani ihbari cümleler, ihbari ifadeler için kullanılır demiştik. Ve dolayısıyla konuyu sentence'la ilişkilendirmiştik ve sentence'la ilişkilendirdiğimizde bunu böyle ikiye ayırmıştık. Yani declarative olanlar var ve bir de declarative olmayan, yani bildirimsel ve bildirimsel olmayanlar vardı. İşte bizim statements dediklerimiz declarative olan yapılardı ve bunlar da doğrulanmaya ve yanlışlanmaya açık olan ifadelerdi. Biz buna Arapça mantık derslerimizde biliyorsunuz, ihbari cümleler diyoruz. Böyle olduğunda bunlar önerme oluyordu. Dolayısıyla şimdi müellif bize bu aradaki ayrıntıyı, bir ifadenin ne zaman önerme halini alacağını, ne zaman ona bir önerme diyebileceğimizi, önerme olan ifadelerle önerme olmayan ifadelerin nasıl ayırt edileceğini bu derste bize anlatacak. Böylece konu propositions dediğimizde, yani doğrudan artık önermeden söz ediyoruz. Bu bir önermesel ifadedir. Yani önermesel ifade dediğimizde doğrulanmaya ve yanlışlanmaya açık olan bir önerme. Ki bu önermeleri bir önceki derslerimizde, hatta ondan bir önceki dersimizde ele aldığımızda bu önermelerin birer öncül olarak, premise olarak nasıl düzenlendiğini ve bu öncüllerden sonucun nasıl çıkarıldığını da görmüştük ki burada da biraz konuşacağız. Böylelikle aslında isterse bir öncül halinde önerme olsun, premise, isterse conclusion dediğimiz sonuç halinde bir önerme olsun, sonuç olarak bunların hepsi önermedir. Öyleyse önermeler bir bildirimde bulunan,
bildirimli, yani doğrulanmaya ve yanlışlanmaya açık olan ifadelere karşılık gelmektedir. Propositions dediğimiz bu. Bir de bu sözcüğün şu o harfi e olarak yazılanı var, biliyorsunuz. Onunla karıştırmayalım. O preposition diye okunur. Bu da yer alan pre bir önektir zaten. Bir önektir. Bundan farklıdır. Ve edat anlamına gelir. Yani edat demektir. İşte bizim bu inler, to'lar vesaireler gibi. Bu proposition diye telaffuz ettiğimiz önermelerdir. Mantıkta, felsefede proposition. Önermeden söz ediyoruz. Demek ki statements dediğimizde bir anlamlı ifadeden, bir anlamlı cümleden söz etmiş oluyoruz. Bu anlamlı cümlenin doğrulanmaya, açıklanmaya efendim açık olanları olduğu gibi bir de işte efendim subjektif olanlar var. Yani dilek ifadeleri var, ünlem ifadeleri var, hayret, şaşkınlık bildirenler, dua ifadeleri vesaire gibi doğrulanma ve yanlışlanmayla ilişki kurmadığımız, daha önce de bahsetmiştik, ifadeler var. Bunları birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. O zaman şöyle bir ifade kurabiliriz. Sentence en genel cümledir. Yani cins isim olarak söyleyebiliriz. Gender diyebiliriz. Sentence'dır. Bu statements da sentence'dır. Proposition da sentence'dır. Ama her sentence, proposition ve statement değildir. Dolayısıyla burada umum, husus, mutlak dediğimiz Arapçada ileride göreceğiz, Arapça derslerimizde. Burada da kavramlarda göreceğiz. Böyle bir ilişkisel bağlamda ele aldığımızda en genel kavramımız sentence'dır, cümledir. Yani anlamlı söz dizgesidir, cümledir, sentence'dır. Ve sentence kendi içinde statement olarak ayrılır. Ve yine bu statementlarında efendim bir kısmı doğrulama ve yanlışlamaya açık olduklarında proposition dediğimiz önermeler olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla başlığımız üzerinden tekrar vurgulamamız gerekirse statement dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Versus buna karşın proposition dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Müellif bize burada anlatacak. Birazdan daha detaylı üzerinde duracağız. Ama konuyla ilgili kısmen bazı yönleri itibariyle önceki derslerde üzerinde durduğum için bunları bir hatırlatma ihtiyacı duydum. Biraz yukarıdaki metinde, yani bir önceki dersimizde okurken müellif kendisi söylemişti. Demişti ki bizim bu derste, yani bu kitapta kavramları verirken amacımız tüme varım yöntemi ile ilgilenmek değil. Tüme varım ayrı bir konudur. Biz tüm dengelimle ilgileniriz demişti. Onun için de konuya böyle bir başlıkla giriyor. Henceforth, by logic, I mean deductive logic. Öyleyse diyor, ben mantık dediğimde, yani logic dediğimde bununla tüm dengelimi kastediyorum. Tüm dengelim mantığını kastediyorum. Yani bizi ilgilendiren tüm dengelimdir. Tüm dengelimle ilgili kavramları, tüm dengelimle ilgili hususları ele alıyorum diyor. Şimdi biz bunu belirleyelim. Demek ki müellif burada mantık tırnak içine almış sözcüğüyle, logic sözcüğüyle deductive logic'i kastettiğini söylüyor. Bizim de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani metinlerde, bizimle ilgili burada konuşacağı ya da söyleyeceği metinlerde dikkat etmemiz gereken husus bu olduğunu söylüyor. O halde şimdi tekrar başlıyor bakın. Bu giriş cümlesidir. Paragraflar arası irtibatlara da dikkatinizi çekmeyi çoktan da unutuyorum. Ona dikkat çekelim. Metni nasıl yazıyor? Bir mantıkçı bir metni nasıl oluşturuyor? Onu da görmemiz lazım. Şimdi demiştik ki bu genel olarak cümleler, bu aslında bir özet, bir sonuç cümlesi gibidir. Kastını, amacını bizimle paylaştı. Ve sonra onun bittiği son sözcükle tekrar başladı. Bakın, logic. Çünkü konusu o yani. Dolayısıyla bu cümlenin diğer paragrafla bağlantısını kuruyor. Şöyle söyleyeyim değerli arkadaşlar, akademik çalışmalarda, akademik yazımlarda öğrencilerimizin en çok zorlandığı, hem yüksek lisans öğrencilerimizin hem doktora öğrencilerimizin, hatta doktorasını bitirmiş oldukları halde, işte doçentliğe hazırlanan, profesörlük hazırlığı yapan pek çok meslektaşlarımızda da gördüğümüz üzere
paragraflar arası metin bağlantılarındaki kurguda eksiklikleri var. Yani iyi kurgulanmış, akademik anlamda iyi yazılmış bir metin çok harika bir tablo, bir resim gibidir. Ama bunu iyi başaramayan bir kalemden çıkan metin ise uzuvları birbirinden parçalanmış, koparılmış, ayrı ayrı duran bir resim gibidir. İşte burada bağlantıların ne kadar önemli olduğuna dikkatinizi ayrıca istirham ediyorum. Bakın şimdi logic, mantık, investigates, ilgilenir, araştırır, yani konu edinir. Mantık alanı konu edinir. Neyi? Inferences, sonuçları, çıkarımları konu edinir. Yani mantığın alanı çıkarımlardır. Peki bu çıkarımlardan hangi açıdan ilgilenir? In terms of the arguments. Argümanlar açısından ilgilenir. Peki o zaman hemen arguments'ı işaretleyelim, hatırlayalım. Argument üzerinde durmuştuk. Nedir argüman? Argümanlar yönüyle, argümanlar itibariyle ve argümandan bahsederken demiştik ki en az bir premise, yani öncül üzerinden bir sonuç çıkardığımız ya da bir ya da birden fazla öncüllerden oluşan ama bunların içinden bir tanesinin mutlaka sonuç önermesi, conclusion proposition diyeceğimiz sonuç önermesi olmak zorunda olan mantıki yapısal dizgeye biz argüman diyorduk. Argümanın pek çok anlamları vardı ama mantık açısından argüman dediğimizde bu argümanın böyle olması, böyle tanımlanması gerekir. İşte mantık sonuçlarla ilgilenir derken bir argümanın sonuçları. Bir argüman ki that bu argüman represent them. Buradaki şu ifade değerli arkadaşlar Samir Arapça ifadeyle efendim söyleyelim. Bunların hepsinin mercilerini görmek önemliydi demiştik. Bu inferences'la ilgilidir. Evet. Demek ki bir argümanın gösterdiği represent göstermektir, ifade etmektir. Bir argümanın gösterdiği sonuçlar var. Elimizde argümanlar var ve bunların sonuçları var. İşte mantık bu tür sonuçlara sahip olan argümanların sonuçlarıyla ilgilenir. Yani bu sonuç nedir? Ne kadar güvenilirdir? Doğru mudur? Yanlış mıdır? Mantık bununla ilgilenir. O halde cümlemizi yeniden okuyacak olursak, logic investigates inferences in terms of the arguments that represent them. Demek ki şimdi burada bizim müellifin dikkatimizi çektiği husus argümanların sonuçları. Diyor ki recall hatırlanmalıdır ki recall that an argument bir argüman bakın is a collection of statements. Bunu daha önce de söylemiştik. Neydi? O declarative sentences. Tabii burada müellif bize argümanı yeniden hatırlamamızı söylüyor. Recall yeniden hatırlanmalıdır ki tekrar hatırlanmalıdır ki bir argüman nedir? Bir önermeler topluluğudur. Statements'a yine önerme anlamı veriyorum. Yani önerme, niye önerme diyoruz? Çünkü parantez içinde demiş ki bu statements'lar declarative sentences. Yani bildirim cümlelerdir. Yani efendim doğrulanmaya ve açıklanmaya açık olan ifadelerdir. Yani önerme anlamını taşıyan ifadelerdir. Bunların toplamıydı. Bu üç olur, beş olur. Bunları daha önce gördük. Ve bu argüman one of which, bu one of which dediği which burada statements aracı. Yani elimizde toplanmış olan bir araya getirdiğimiz collection of statements'tan bir tanesi. Elimizdeki bu bildirim cümlelerinden bir tanesinin ne olarak düzenlenmesi gerekiyor? Ne olarak tanzim edilmesi, dizgede yer verilmesi gerekiyor? Which is designated as the conclusion. Az önce tanım yaparken söylediğim gibi. Onlardan birisi mutlaka ne olarak belirlenmelidir? Sonuç olarak belirlenmelidir. Yani bir sonuç cümlesi olarak belirlendiğinde biz ne yapıyoruz? Efendim... Farklı bir renkle renklendirmek istiyorum müsaadenizle. Onlardan bir tanesinin mutlaka sonuç cümlesi olarak
belirlenmesi gerekiyor. And the remainder, elimizde topladığımız o dizgede yer alan diğer önermeler, diğer statements'lar ise the remainder of which, geri kalanlar ise ne olarak belirlenmelidir? Are designated as support or justify the conclusions. Sonuç önermesinin doğrulayıcıları, destekleri, onu doğrulayan, onu destekleyen unsurlar olarak belirlenmelidir. Yani birisini sonuç önermesi olarak belirliyoruz. Ondan öncekileri de bu sonuç önermesini çıkaracak, bu sonuç önermesinin çıkmasını sağlayacak, destekleyecek bir destekleyici unsurlar olarak belirlenmelidir. Bize burada birinci konuda, yani paragrafta müellif, mantığın neyle ilgilendiğini argümanla, argümanın nelerden oluştuğuna ilişkin daha önce vermiş olduğu bilgilerin bir hatırlanması gerektiğini söyledi ve burada statements'a dikkatimizi çekti. Yani niye? Çünkü statements'lar topluyoruz. Collection of statements, bir önermeler topluyoruz, bunları dizge haline getiriyoruz ve bunlardan biri sonuçtu vesaireydi. Şimdi konu statements olduğuna göre, bakın ikinci paragrafa nereden başladı? Bu birinci paragrafın en önemli unsuru olan bir ifadeyle başladı. Ne o? Statements. Bakın paragraflar arası örgüye lütfen dikkat edelim. Bildirim cümleleri, statements, declarative sentences, doğrulanmaya ve açık, yanlışlanmaya açık olan ifadeler and bu ara şey İngilizce'de V'den önce virgül geliyor. Bakın bizde gelmez. Burada önemli bu. Bu ara cümledir. Sentences are normal olarak efendim to be'li bir cümle bu. Ve are, bakın statements subject'tir. To be'miz are. Bu ara cümledir. And sentences in general. Yukarıda da dersin girişinde söylemeye çalıştığım gibi görüyorsunuz. Bunlar aslında genel anlamda cümlelerdir. Yani statements'lar da bir cümledir. Bakın burada cümlenin altına koyduk hatırlarsanız. Efendim. Yani bunlar aslında cümlelerdir genel anlamda. Bunlar cümledir. Ve statements are linguistic objects. Demek ki statements'lar neymiş? Dilsel objelerdir. Dilsel objelerden söz ediyor. Like words. Sözcükler gibi. Sözcükler nasıl dilsel objelerdir? Sözcüklerden oluşturduğumuz statements'lar, sentence'lar, cümleler de bunlar nedir? Linguistic objects. Dilsel objelerdir. They, bunlar, yani bu dilsel objeler, bu efendim sözcükler, statements'lar, bunların hepsi, bakın neyi içeriyor, neden oluşuyor? Consists of strings of sounds. Şimdi bu ifadeyi farklı renklendirmeme izin verin lütfen sevgili arkadaşlar. Çünkü bu ifadenin, şu ifadenin ve aynı zamanda şu ifadenin üzerinde biraz durmam gerekiyor. Gerek sözcüklerimiz, gerekse statement olan cümlelerimiz, ifadelerimiz eğer konu konuşma dili ise, spoken language ise, yani şimdi benim size yaptığım gibi konuşma hitapsa, spoken language diyoruz buna, hitap, sözlü konuşma ise, burada dizge, strings, dizge demektir. Sequences da, sequences ardışıklıktır, arka arkaya gelmek, arda arda gelmektir. Yani dizgedir, dizilimdir. Sounds, seslerin dizilimidir. Eğer bir konuşmadan söz ediyorsak, sesler, ses tınlamaları arda arda titreşir, sıralanır ve bunlar bir sözcük, bir cümle anlamlı bir şey oluşturur ve muhatap bu sesin titreşiminden ve dizgesinden bir şey anlar. Ya da strings of symbols, eğer sembollerin bir dizgesi ise, sembollerin bir efendim arda arda gelmesi ise, ki bu yazılı bir dildir, written language'dir. Written language'de ise, yazılı dilde ise, işte burada ekranda da gördüğünüz gibi harfler, şekiller,
semboller, Latin harfleri, Arapça yazdığımızda Arapça harfler, bunlar semboldür, göstergedir. Bunların bir araya gelişleri bize bir sözcük verir, bir cümle verir vesaire yapar. İşte demek ki cümleler gerek sözlü olsun, gerekse yazılı metinlerde yer alsın. Statements'lar aslında neymiş? Bir dizgedir. O zaman bunu yazalım ve bir zahmet hatırımızda tutalım. Şöyle yapmak istiyorum. Statements. Dizgedir. Tekrar şimdi bu dizgenin ne olması gerektiğinden bahsedecek. Bize dizgeyi tanımladı. Dizgeyi söyledi. Şöyle böyledir dedi. Sonra diyecek ki statements bu gerek sözlü gerekse yazılı metinlerdeki dizgeler ne olmak zorundadır? Must be carefully distinguished. Ayırt edilmiş olmalıdır. Ayırt edilmelidir. Fark edilmelidir. Neden? Dikkat buyurunuz. From the propositions. From the propositions. Proposition yani önermelerden çok net, dikkatli bir biçimde ayırt edilmelidir, fark edilmelidir. Peki efendim bu vurgulayalım. O proposition'ımız ne ki acaba? Bu proposition'ımız ne oluyor ki? Bundan statements'ları mutlaka must zorunlu olarak dikkatli bir biçimde ayırt etmeliyiz. Ve ne statements'tır, ne propositions'tır bunları görmemiz gerekir. Bunu ne kadar önemli bir yere geldik. İşte diyor propositionlar they, bu tanımlayan cümle propositions şimdi tanımlıyoruz. They, önermeler ne yaparlarmış? Express, ifade ederler. Express'in parantez içindeki anlamı da son derece önemli olduğu için onu farklı renklendirelim. Assert, iddia ederler. Yani bir iddiada bulunur, bir tez içerirler. Demek ki sıradan bir statements her zaman bir iddia içermeyebilir. Ama argüman, pardon, proposition önerme olması için bir assert olması lazım. Bir iddiada bulunması lazım. Bir şey iddia etmesi lazım. Bir şey ortaya koyması lazım. Ne zaman bunu ifade eder proposition? When they, buradaki they proposition demektir. Oraya atfediyor. Hatta onu çizgiyle gösterelim. Görselleştirelim. Bu önermeler are uttered. Söylendiğinde, ifade edildiğinde, ifade edilir edilmez bir iddiayı da ortaya koyar. Demek ki ifade edilir edilmez kendilerinden bir iddianın anlaşıldığı ifadeler, önermelerdir ki bu önermeler mutlaka efendim statements olan ifadelerden ayırt edilmelidir. Ve intuitively bu ifade dikkatinizi istirham ediyorum. Değerli arkadaşlar, sezgisel olarak demektir. Intuitively. Evet. Intuitively. Sezgisel. Peki burada genel olarak tercümelerde de bu ifadenin tercümesinde Türkçe kazandırılmasında sözlük anlamı öne çıktığı için bazen iyi ifadeler kurulamayabiliyor. Bu tür hem felsefe metinlerinde hem de diğer metinlerde bu kelime kullanıldığında intuitively diye kullandığımızda bunun bildirimi normal bir şeyi bilmekten daha baskın, daha iyi, daha ağır, daha güvenilir demektir. Yani kesin bir biçimde adeta bedihi manada bir biçimde biliriz ki, fark ederiz ki statements
statement'lar, yani declarative sentence'lar, ifadeler, stand in the same relation to propositions. Buradaki bazı ifadeleri farklı renklerle vurgulamama lütfen izin verin. Stand in sözcüğüyle şurada da kullanılan aynı sözcüğün bir in bir de to proposition'la kullanışına dikkat edelim. Edatlarla kullanışı önemli. Ve bir karşılaştırma yapacağız bu cümlede. Ve şunu diyeceğim. Sezgisel olarak yani çok iyi bir cümle. Fark ederiz. Farkındalık sözcüğü. Bu şekilde çok farkındayız ki farkındalıklı olarak söyleyebiliriz ki statements'lar önermeler ile the same relation aynı ilişki içindedirler. Aynı ilişki içindedirler. Burada bir karşılaştırma yapacak. Onu farklı renkle renklendirmek istiyorum. As nouns, isimler. Burada statements ifadesinin, artık bunları çizerek birleştirmeliyim daha iyi görmeniz açısından, şu statements ifadelerinin, yani bildirimsel ifadelerin önermelerle olan ilişkileri, elimizde statements ifadelerle önermenin arasındaki farkı fark ettirmeye çalışıyor bize. Çok ince bir fark var. Bu birbirinden net olarak ayrıştırılmalıdır. Kavramsal olarak daha mantık derslerine girmedim. Kavramları konuşuyoruz. Mantık konularını anlayabilmek, okuyabilmek ya da efendim mütalaa edebilmek için bu kavramların arasındaki nüansları, incelikleri, farklılıkları görmemizi istiyorum. Yani. Onun için diyor ki statements'lar yani bildirimsel cümlelerin önermeler ile olan ilişkisi. Bakın şunun statements'ın önermeler ile olan ilişkisi tıpkı isimlerin objeler, nesnelerle. Kim bu nesneler? İsimlerin gösterdiği, isimlerin işaret ettiği nesneler ile olan ilişkisi gibidir. Örneğin taş diyelim. Taş bir isimdir. Birazdan başka bir örnek verecek müellif bize. Taş bir isimdir. Taş ama bize bir nesneyi, bir objeyi gösterir. Şimdi taş isminin gösterdiği nesneyle olan ilişkisi neyse, bir isim olarak taş sözcüğünün, stone sözcüğünün gösterdiği nesneyle ilişkisi neyse, statement'ların da proposition'la olan ilişkisi odur. Yani nasıl ki taş bir nesneyi gösterir, statement da bir önermeyi gösterir. Demek ki o zaman şuraya yazalım, not. Statement bir önerme göstergesidir. Statement bir önermeyi gösterir. Bir önermeye işaret eder. Ama bu ilişkiyi iyi kurmamız lazım. Şimdi bu önemli cümleyi yeniden okuyalım. Sezgisel olarak yani farkındalıklı olarak biliriz ki intuitively statements artık Türkçeleştirmiyorum. Stand in the same relation to proposition. Önermelerle aynı ilişki içindedir. Hangi aynı ilişki? Bu same relation dediğine isimlerin nouns isimlerin objeler ile olan stand to objects. İsimlerin objeler karşısındaki konumu, duruşu stand to. Konumu, duruşu neyse statement'ların da proposition'larla olan ilişkisi aynıdır diyor. Tıpkı just as the word water. Tıpkı su sözcüğünde olduğu gibi. Ben taş örneğini verdim. Müellif bize şimdi burada su örneğini verecek. Evet, water. Tıpkı su örneğinde olduğu gibi. Just as the word water. Çünkü bu sözcük water
denotes gösterir, değil mi? İşaret eder, gösterir. Neyi? A substance, bir, bunu iyi öğrenelim bu sözcüğü. Bu maddedir, varlıktır. Özellikle felsefe metinlerinde falan bunlar çok okuyacağız. Substance, bizim Arapçadaki vücut sözcüğüyle karşıladığımız çok önemli bir sözcük bu, substance. Bir maddeyi gösterir, yani bir nesneyi, substance, it means object, bir objeyi gösterir. Peki bu gösterdiği şey nedir? Is liquid, sıvıdır. Sıvı olan bir maddeyi gösterir. Ne zaman? Under the normal circumstances, normal koşullarda, water dediğimizde, bu her zaman bir sıvı maddeyi gösterir. Evet. The sentence statement, bakın artık burada sentence statement'ı birlikte kullanıyor. Water, bakın, bir cümleye dönüştürdü bunu. Bize şimdi bir cümle verecek. O kelimeyi, water sözcüğünü, just as the word, bir sözcük olarak verdi water'ı bize. Su sözcüğü bir sıvı maddeyi gösterir dedi. Sonra bunu bir sentence, statement içinde kullanacak. Ve bunu bir önermeyle ilişkilendirecek şimdi. Dedi ki, water is wet. Su ıslaktır dedi. Water is wet. Bir önermeye dönüştürdü bunu. Şimdi bu cümle, sentence, yani water is wet cümlesi denotes, öznemiz water is wet cümle olarak öznedir. Denotes, bu cümle gösteriyor. Neyi? The proposition, bir önermeyi gösteriyor. Artık biz bir önerme elde ettik şimdi. Nasıl bir önerme elde ettik? Su sözcüğünü bildirimsel bir ifadede kullandık. Bir bildirimsel ifade yaptık su sözcüğünü. Efendim, bir bildirimsel ifade içinde kullandık. Ne yaptık? Su ıslaktır dedik. Şimdi su ıslaktır dediğimizde artık bu bir proposition oldu. Proposition. Yani that water is wet. Water is wet proposition. Yani water is wet önermesine dönüştü bu. Onu gösterdi. Equivalently, eşdeğer olarak, eşdeğişle, diğer bir deyişle, the sentence cümle, bakın ne yapar? Denotes gösterir. Cümle gösterir. The state of affairs, bir durumu gösterir. The wetness of water, bu cümle bize suyun ıslaklığına ilişkin bir durumu gösterir. Yani önerme olduğunda bir cümle bize bir ıslaklığa ilişkin durumu ifade eder. Ve sentence'ın gösterdiği bu durum bir önerme olduğunda su ıslaktır önermesine dönüştüğünde artık biz bunu bir argüman içinde, bir argüman olarak ne yaparız? İfade ederiz ve bir argümanın içinde kullanabileceğimiz hale getiririz. Evet.
Evet, şimdi de burada bize statement ile bir önermenin yani proposition arasındaki ilişkiyi netleştirecek bir başka noktaya değinecek. Oraya geçelim. Diyecek ki the difference between the five letter word water in English. İngilizce'de water sözcüğü, word water İngilizce'de, İngiliz dilinde water sözcüğü 5 harflik bir sözcük, değil mi? The five letter, 5 harften oluşan, 1, 2, 3, 4, 5 tane harften oluşan İngilizce'de bir sözcüktür. Şimdi bununla, dikkat ediyorsunuz, bununla 5 harften oluşan, yani yukarıda söylemiş olduğumuz o harflerin dizgelerinden oluşan bir sözcüğümüz var elimizde. Bununla, bu sözcük ile the liquid substance, bakın sıvı varlık, sıvı madde. Evet. Sıvı maddenin it denotes, denotes gösterdiği şey. Değil mi? Sıvı maddenin gösterdiği şey, pardon, burada it dedi. Bunu bağlayalım. Water. Suyun gösterdi. Yani suyun çok özür dilerim. Water sözcüğünün gösterdi. Sözcüğün göstermiş olduğu sıvı madde arasındaki the difference, bakın asıl meselemiz bu. Fark. Şimdi yukarıda bize statement ile proposition arasındaki farkı göstermeye çalıştı. Statement ile proposition arasındaki farkı gösterme ve bunu netleştirmek açısından. Arada bir farktan söz etmedi mi burada? Evet. Burada bir farktan söz etti. Bu fark önemlidir dedi. Hatta şuradaki ifadeyle söyleyecek olursak, must be carefully distinguished. Dikkatli bir biçimde ve mutlaka birbirinden ayrıştırılmalıdır. Aradaki fark görülmelidir dedi. Bu paragrafın ana vurgusu farktır. Bakın bir sonraki cümleye nasıl başladı şey paragrafa. Fark. Bu fark, sözün ettiğimiz fark neyle neyin arasında? Sözcükle sözcüğün gösterdiği madde arasındaki fark. Elimizde 5 harften oluşan bir sözcüğümüz var. Water. Bu su anlamına gelen bir sözcük. Peki bu sözcük neyi gösteriyor? It denotes gösteriyor. Neyi gösteriyor? The liquid substance, bir sıvı maddeyi gösteriyor. Peki bunun arasında ne fark var? İşte bakın buraya kadar olan sevgili arkadaşlar, şöyle onu renklendirmek istiyorum müsaadenizle. Bu önemliydi. Dil açısından da şuraya kadar olan kısım. Buradan şuraya kadar olan kısım. Should be up with enough'a kadar olan öz nedir? Bu bir modal cümledir. Should be up with enough. Bakın yeni geldi. Öznemiz budur. Yani 5 harften oluşan su sözcüğü ile bu sözcüğün göstermiş olduğu madde arasındaki fark should be up with enough. Yeterince açık ve net olmalı. Belirginleşmelidir. Yani sözcük ile bunu biz daha önceki Arapça mantık derslerimizde tasavvur ve tasdik üzerinden konuşmuştuk. Tasavvuri olanla tasdiki olan ilişkisi bu. Zihinde olanla sözcüksel olan anlam ile madde arasındaki ilişki. And no one, hiç kimse apt to confuse the word and the substance. Normal zekaya sahip hiç kimse de neye eğilimli değildir? Yani böyle bir zeka nedir? Ne sözcükle maddeyi birbirine karıştırmaz hiç kimse de. Karıştırmamalı. Sözcük başka bir şey, sözcüğün gösterdiği şey başka bir şeydir. Çünkü dikkat edin, az sonra aşağıdaki paragrafta bize böyle konuyu daha netleştirecek. İngiliz water der, bakın bir ses çıktı. İçinde
ses dizgesi var ya da yazdı water diye beş harften oluşan bir sözcük. Bununla sıvı bir maddeyi kastetti. Ama biz su diyoruz. Arap ma diyor. Fars ap diyor. Değil mi? Demek ki normal bir zekada olan hiç kimse sözcükle onun işaret ettiği maddeyi birbirine karıştırmaz. Apt to confuse the word and the substance. Şimdi burada bir karşılaştırmaya gidecek yazarımız ve bakın bize ne anlatıyor. Diyecek ki, whereas water, bakın water sözcük, burada water'ın sözcüğü kastediliyor, sözcük buna. Yani the water word, su sözcüğü, consists of letters. Nelerden oluşur? Harflerden. Water, burada ise bu water'ı farklı renklendirelim. Bu water ise liquid. Bakın onu belirleyelim. Water tırnak içinde nedir? Bu water sözcüktür. Yazalım şuraya. Sözcük. Bu water ne? Substance. Madde. Peki water harflerden oluşurken water yani liquid substance, sıvı madde, consist of molecules. Evet. Neden oluşuyormuş? Molecules. Moleküllerden oluşuyor. Yani H2O'dan oluşuyor. Değil mi? Two hydrogen and one oxygen. İki hidrojen, bir oksijenden oluşuyor. Biri sözcük harflerden, öbürü moleküllerden oluşuyor. The distinction, yine o farka devam ediyor bakın. Distinctions, its meaning difference. Fark, ikisi arasındaki fark bakın. Between a statement and a proposition, o halde burada konunun sonuna geldi. Yani ele aldı mevzunun. O halde statement ile proposition arasındaki fark, distinction, ayrım, it expresses, bu ayrım ifade eder, gösterir. Yani gösterdiği ayrım, statement ile proposition arasında ortaya koyduğu ayrım, buraya kadar öznemizdi, is nedir? Very much like, son derece benzerdir. The distinction, farka. Between the word water and the substance water. Çok güzel bir yere bağladı ve zihninizde oldukça netleştiğini umut ediyorum. Cümleyi yeniden okuyalım ve şunu da işaretleyelim müsaadenizle. Evet. Demek ki sonuç olarak statement ile proposition arasındaki fark nedir diye sorduğumuzda söylemeniz gereken şey şu. Diyeceksiniz ki statement ile proposition arasındaki fark, water sözcüğüyle sıvı madde arasındaki, water sözcüğünün gösterdiği sıvı madde arasındaki fark gibidir. Onlar ne kadar farklıysa, o da aralarında o kadar fark var. Ne kadar birbirlerinden ayrılamazlarsa, o kadar da proposition önerme statement'dan o kadar ayrılamazdır. Dersin sonunda bunlar toparlarken ifade etmeye çalışacağım inşallah. Dolayısıyla bir proposition'ın mutlaka statement olmak zorundalığı vardır. Bir statement mutlaka bir proposition'ı göstermelidir. Yoksa statement olma özelliğini kaybeder. Mesela bir su sözcüğü mutlaka sıvı bir maddeye işaret etmelidir. Etmediğinde varlık substance özelliğini yitirir, kaybeder. Şimdi burada iki paragraftır
bize statement ile proposition arasındaki ince ayrımı göstermeye çalışıyor. Hem ilişkiyi gösteriyor, birbirinden ayrılmazlık derecesindeki bağımlılığı gösteriyor, hem arada ne farkın olduğunu görmemizi sağlıyor. Tasavvuri ve tasdiki olarak bize bunu beyan etmeye çalışıyor. Ve bu önemli mevzuyu bakın vurgulayarak devam ediyor. Paragrafı yine bağlıyor. There is another difference. Bakın. Difference. Bir başka fark daha vardır. Difference. Bakın. Bakın. Statements ile proposition arasındaki farka girdi. Şu paragraftan itibaren fark. Yine fark devam ediyor. Yani bir metni yazarken mutlaka bu ilişkilere, bu bağlantılara dikkat etmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Aksi halde şey yapamayız. İyi bir akademik yazı yazamayız. Paragraflarımız tıpkı bir resmin her bir unsur ve parçasının birbirleriyle olan ilişkisi ve hepsinin bir bütün halinde bir tabloyu oluşturduğu gibi paragraflarımız arasında da böyle bir ilişki olmalıdır. There is another difference, bir başka fark between statements and the propositions. İfadeler yani cümleler ile önermeler arasındaki bir diğer fark da şudur. Bir başka fark daha vardır. Neymiş? Whereas statements, yine bu whereas bir zıtlık karşıtlatması yapar her zaman. Cümle bağlacı olarak whereas bir sentence connector'dır gramerde. Bakın, statements'lar are always part of particular language, e.g. English. E.g. yani demektir, örneğin demektir. E.g. E.g. diye okuyoruz. E.g. English. Örneğin İngiliz diline ait. Demek ki cümleler her zaman bir dile ait olurlar. Bir dile özgü olurlar. Particular language. Özel bir dil. Herhangi bir dile özgü olurlar. Yani dil olmadan statements olmaz. Keza propositions are, bakın, statements'lar bir dile özgüyken, bakın, çok önemli bir ayrıntıyı söyleyecek bize. Bir statement yapabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Bir dil kullanmamız gerekiyor. Dil zorunludur. Peki önermeler, propositions, are not peculiar to any particular language in which they might be expressed. Bir önermenin ifade edilebilmesi için herhangi bir özel dil lüzumlu, gerekli değildir. Yani her dilde bu yapılabilir. Şöyle söyleyelim, burayı biraz açalım. Bu cümlenin üzerinde tekrar duracağım. Değerli arkadaşlar, rengi biraz koyulaştırmak istiyorum müsaadenizle. Şu ifadenin üzerinde biraz duralım. İki önemli ayrıntıyı müellif bizim karşımıza koydu ve bunu net anlamamızı istiyor. Diyor ki, statement olduğunda bu doğal olarak bir language gerektirir. Bir language gerektirir. Yani bir dil gerektirir. Çünkü cümle ister sözlü olsun ister yazılı olsun. Dil olmadan olmaz. Peki proposition'a gelelim. Proposition olduğunda ne oluyor? Çünkü proposition bize neyi gösteriyordu? Olguyu gösteriyordu. Olgudan hareket ediyordu. Olgusal olana işaret ediyordu. Peki olgusal olanın bir dile aidiyeti var mı? Hayır. Olgusal olan tüm dillere aittir. Tüm diller olgusal olanları farklı dizgelerle ifade ederlerken olgu hiçbir zaman değişmez. O zaman olgu proposition nedir? Water, su. Ama bu water sözcük olarak su değil ya, substance olaraktır. Dolayısıyla substance olarak su, yani bir madde olarak, bir sıvı olarak su, bir proposition'a tekabül ediyor ve bu sabit bir durumdur. Bunu dile getirecek farklı
lisanlarda önerme statements'lar söz konusu olabilir. Farklı dillerde bunu söyleyebiliriz. O halde tekrar konuya gelelim. Statements'lar her zaman bir dile, örneğin İngilizce gibi, bir dile ve o dilin bir parçası olmak zorundadırlar. Yani bir dile ait olmalıdırlar. Ama proposition önermeler ise not peculiar to any particular language in which bu dil they might be expressed. İfade edildikleri herhangi bir dile özgü değillerdir önermeler. Aynı önermeyi Arapça'da söylersiniz, Fransızca'da aşağıda örnek verecek. Başka dillerde de söyleyebiliriz, değil mi? Evet. Peki, o halde böylece o durum bu olunca, for example mesela örneğin, durum böyleyse o zaman örneğin, the following are different statements in different languages. Bakın, aşağıda farklı dillerde farklı statements'lar var. Bakın, şunlar. Her biri farklı. Farklı bir dilde farklı ifadeler. Bunların hepsi, şunların hepsi nedir? Statements'tır. Bakın. Snow is white bir statements'tır İngilizce. Der Schnee ist weiß, bu Almanca bir statement'tır. La neige ist blanc, bu da Fransızca bir efendim. Statement'tır. Arapça'da yazalım. Es-selcu ebyad. Bu da Arapça olsun. Bakın bu da bir statement'tır. Peki. Ancak ne var ki they all, bunların tüm bu ifadeler, tüm bu ifadeler, yani hangi dilde olursa olsun tüm bu ifadeler express the same proposition. Farklı dillerde, farklı dizgeler, farklı sesler, farklı ifadelerdir ama aynı önermeyi dile getirirler. They all express the same proposition. Namely, yani the whiteness of snow. Karın beyazlığıdır. Dile getirdikleri olgu ne? Karın beyaz oluştur. Kar beyazdır. Evet. Dile getirdikleri şey bu. Olgu bu. Demek ki olgumuz sabit. Olgumuz sabit. Karın beyazlığıdır, olgusaldır. Substance bir affair, situation bir durumdur. Whiteness of snow. İşte bu durumu İngiliz snow is white, kar beyazdır diye bir statement'a dönüştürüyor. Bakın bunu. Bu bir dönüştürmedir. Değerli arkadaşlar. Bakın. Bu bir dönüştürmedir. İngiliz bunu bu şekilde bir dönüştürüyor bu olguyu. Olgumuz ne? Karın beyazlığı. Alman bunu böyle söylüyor. Aynı durum. Fransız böyle söylüyor. Arap böyle söylüyor. Diller ve ifadeler ne kadar çeşitlenirse çeşitlensin ne değişmiyor? Proposition. O halde ne diyeceğiz? Statements'lar değişir. Proposition değişmez. Önerme. O halde burada müellif bu paragrafta bize önermeyi neyin anlamına tekabül edecek şekilde karşımıza koydu? İçeriğin, muhtevanın, mahiyetin karşılığına koydu. Proposition bir mahiyettir, bir iddiadır, bir önerme olarak bir durumdur, olgusal bir durumdur ya da efendim bazen de tasavvuri bir durum olabilir, şart değil. Ama bunların dile getirilişi, ifade ediliş biçimi dilden dile farklılık arz etmektedir. Bunlar dilden dile farklılık arz etmelerine rağmen, bütün bunlara rağmen proposition'ımız sabittir. O halde statements değişkendir. Statements can be changed, değişebilir. But propositions cannot be changed. Bunlar değişemezler. Dolayısıyla o sabit kalır. Şimdi son paragrafımıza geliyorum. Ve böylece bu son paragrafımızda inşallah zihnimizde statement ile
proposition ilişkisini ve aralarındaki nüansı, farkı daha iyi netleştirmiş olacağımızı umut ediyorum. Peki, in this case, bu durumda quite clearly different sentences may be used to express the same proposition. Bu cümleyi müsaadenizle vurgulayalım. Son derece önemli. Şimdi sonuca geldi ya bu paragraf. Sonuç paragrafımız. Buraya kadar paragrafları ele aldı ve statement ile proposition arasındaki farkını bize göstermeye çalıştı. Şimdi son bu paragraf, bu bölümün, dördüncü bölümün sonuç paragrafı. O halde bakın nasıl bir sonuç paragraf yazdığına dikkat edelim. Diyor ki bu durumda, yani sonuç olarak, consequently, sonuç olarak, in this case, bu durumda, yani tüm bu anlattıklarımızdan hareketle, quite clearly different sentences. Son derece açık, net olarak farklı cümleler. Bu aynı dil içinde de olabilir, farklı diller içinde de olabilir. Farklı cümleler, different sentences, may be used, kullanılabilir. Niçin? The same proposition, aynı olgusalı ya da aynı önermeyi ifade etmek üzere kullanılabilir. Nitekim yukarıdakilerde gibi. The opposite can also happen. Bakın, bunun tersi de olabilir. Tersi de olabilir. Yani ne demek? Tek bir proposition, yani önerme, farklı şeylerle ifade edilebilir de olabilir. Farklı cümleler tek bir önermeyi gösterebilir, onu ifade edebilirler. Tek bir önerme farklı ifadelerle gösterilebilir. Tersi de mümkündür dediği bu. Efendim, şöyle işaretleyelim. The same sentence, aynı cümle, may be used. Bakın şimdi burada da çok önemli bir şeye değinerek bitirecek konuyu. Farklı, bir tek cümlemiz var elimizde. The same sentence, aynı cümle, bir cümlemiz var. May be used in different context. Bu tek bir cümle farklı bağlamlarda ya da farklı koşullar altında. Under different circumstances, farklı koşullar altında. Tek bir cümle, aynı cümle ne yapabilirmiş? To express different propositions, bakın. Bu defa da tek bir cümlemiz var. Cümlenin bağlamları değişiyor. Bağlamlar değişince cümle aynı olmasına rağmen bağlamlarına bağlı olarak farklı proposition, farklı önermeleri ifade edebiliyormuş. Bu da önemli bir şey söylüyor. Yukarıda farklı cümleler, farklı dilden cümleler aynı proposition'ı ifade ediyordu. Şimdi aynı dilden aynı cümle sadece bağlamı farklılaşarak, bağlam değişerek ne yapacak? Bize farklı önermeleri ifade edecek. Demek ki burada da, bu paragrafta da sevgili arkadaşlar, neyi görmemiz gerekiyor bu paragrafta? Şunu, önermeler, önerme, bağlam ilişkisini. Demek ki bağlamlar değiştiğinde önermeleri de değiştiriyor. Şimdi verdiği örneğe görelim. Mesela different proposition, bu virgül, Arapça olarak söyleyecek olursak, virgülden sonra gelen cümleler İngilizce'de genellikle atfı tefsirdir. Bir önceki ifadenin açılımı ya da onu destekleyici bir ikinci ifade olarak ifade eder. Yani to express different proposition, to denote, express, to express ifade eder. To denote gösterir, different states of affairs, farklı durumları. Farklı durumları ifade eder, farklı durumları gösterir. Yani zaten proposition states of affairs olduğunu, durumlar olduğunu söylemiştik yukarıda. Dolayısıyla önermeler states of affairs olarak durumlar, ki bu states of affairs'i de bağlayalım. Bir dakika. Şuraya, buradaymış. Context, bağlamlar. Bu durumlar bağlamlardır. Bağlamların değişmesi, durumların değişmesine bağlı olarak ne yapıyor? Proposition, yani önermelerimiz de değişiyor. Örneğin bir örnek verecek, çok güzel bir örnek.
Örnek zaten konuyu zihnimizde epeyce netleştirecektir diye umut ediyorum. The statement I'm hungry diye bir cümlemiz var. Açım diye bir cümlemiz var. I'm hungry. Diyorum. Ben mesela söylüyorum. Burada da söylüyor müellif. Elimizde I'm hungry dediğimiz bir cümlemiz var. Bu I am hungry cümlesi expresses ifade eder. Neyi? A different proposition, farklı bir önermeyi ifade eder. Niçin? For each person who utters it. Ben açım diyen her kişinin kendine özgü durumuna bağlı olarak farklı bir iddiayı, farklı bir içeriği, farklı bir muhtevayı ifade eder. Ne? I'm hungry cümlesi. Onu vurgulayalım. Onu vurgulayalım. I'm hungry. Açım diye bir cümlemiz var. İşte müellif diyor ki bu açım cümlesi ifade eder. Expresses, dile getirir. Neyi? Farklı bir önerme durumunu. Kime bağlı olarak? Kişilere. Bu cümleyi açım diyen kişilere bağlı olarak. For each person who utters it. Açım diyen kişilere bağlı olarak farklı önermeyi ya da iddiayı ifade eder. Mesela diyor yani when I utter it, ben ifade ettiğimde yani bu cümleyi ben söylediğimde, I am hungry dediğimde, the proposition önerme expressed. Benim bu cümleme bağlı ifade etmiş olduğum önerme, ifade edilen önerme, öznemiz bu, pertains to neyle ilişkilidir? My stomach, benim midemle, benim durumumla, benim midemle ilgilidir. When you utter it, siz söylerseniz, the proposition, önerme, pertains to your stomach, sizin midenizle ilgilidir. When the president, başkan utters it, bunu söylerse, the proposition pertains to his or her stomach. Başkan bayan ya da kadınsa kimse onun midesiyle ilgilidir. O halde önermeler madem ki olgusalla, durumla ilgili bir şeydir, durumun farklılaşmasına bağlı olarak cümle, bu durumu ifade eden cümle sabit kalmakla birlikte, bu durumu dile getiren cümle değişmeksizin önerme bu defa değişti. Yukarıda önerme, proposition sabitti, onu dile getiren ifadeler İngilizce, Arapça, Farsça, Kürtçe neyse değişebiliyordu. Şimdi de aynı dil içinde, aynı cümle, I'm hungry cümlesi, I am hungry diyenin koşuluna, kontekstine, situation or affairs, states of affairs durumlarına bağlı olmak üzere, önermesel anlamları değişti. Ve böylece bu önemli dersimizde sevgili arkadaşlar, değerli öğrencilerim, görmüş olduk ki, bize müellif göstermiş oldu ki, statement, proposition, bu dilseldir. Bu olgusaldır. Olgusal tek bir durumu çok farklı dillerle ifade edebiliriz. Tek bir dilsel ifade farklı propositionlara tekabül edebilir. Bir taraftan dedik ki, toparlarsak dersin en başından beri konuyu, başa dönelim. Bir taraftan dedik ki, hem statement hem proposition sentence'dır. Yani sentence'ımızın altında statement da var, proposition da var. Dolayısıyla bir şey statement olabilmesi, proposition olabilmesi için önce sentence olması lazım. Sentence olduktan sonra sentence'ın içinde, yani cümlenin içinde bu cümle declarative sentence olduğunda, çok affedersiniz, declarative sentence olduğunda, yani bildirimsel bir ifade olduğunda, doğrulanmaya ve yanlışlanmaya açık olduğunda statement olur. Statement olur olmaz da önermeyi göstermeye aday olur.
Statement olmadan önermeyi gösteremez. Statement olması lazım. Statement oldu önermeyi, proposition'ı gösterdiğinde ise burada karşımıza bir ayrıntı çıkmaktadır. O da statement, dilsel proposition olgusal oluşu. Böylece statement'ın dile ait oluşu, dilsel bir gösterge oluşu, proposition'ın da bu dilsel göstergenin gösterdiği olgusala yönelik bir iddiayı, bir önermeyi ifade etmek için kullanıldığını ve aralarındaki bu farkı tıpkı water sözcüğünün liquid substance, sıvı maddeyi göstermesindeki ilişki sözcük ve sözcüğün işaret ettiği müşarun iley arasındaki ilişki bağlamında konuyu bize müellif aldı. Sağ olsun. Statement'la proposition, önerme arasındaki inceliği, farkı ve detayı bize göstermeye çalıştı. Eğer ifade etmeyi başarabilmişsem ve ben ifadelerimle konuyu inşallah karmaşık hale getirmemişsem, artık zihinlerinizde statement, sentence, statement, proposition, bu üç ifadenin netleştiğini umut ediyorum. Sentence dediğimizde bundan ne anlayacağız? Statement dediğimizde ne anlıyoruz? Proposition dediğimizde bundan ne anlıyoruz? Bunu göreceğiz. Şimdi de beşinci maddede inşallah bundan sonraki dersimizde son derece önemli bir konuya, form ve content, içerik konusuna geleceğiz. İnşallah bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla, afiyetle. Hoşça kalın efendim.